normalde biz zaten iç değişen bir merkezini gördük. Aç ortanın kesim noktasıydı. Ağırlık merkezini gördük. Gayet iyi. Bir de arkadaşlar son dönemlerde özellikle müfredatta çok öneme sahip olan diklik merkezi de çevre çember merkezi var arkadaşlar. İç değişen çemberi merkezi neydi arkadaşlar? Böyle bir iç değiş vardı ve açı ortay. Ve açı ortay. İç değiş çemberi merkezi arkadaşlar. İki dış açı ortayla çok güzel. Gerçekten burada bir dış değiş çember var bakın. Bir İç açı ortaya kesişiyor. Bir üçgenin kaç tane dış değiş çemberi merkezi vardır sizce? Bir tane midir? Çok iyi. Tebrik ederim bilenleri. Üç tanedir. Çünkü bu üçgenin şu tarafa doğru uzatsaydım, şuradaki dış açı ortayla buradaki iç açı ortaydan burada da bir çember bulabilirdim. Şöyle uzatsaydım, şuralara ulaştım, şurada da bir çember var. Yani bir iç değiş çemberi merkezi de her zaman bu açı ortaylar kesim noktası her zaman üçgen içindir. Dar açıdan kesim noktasıydı. Buna ağırlık merkezi diyorduk. Üçgen her zaman içinde bulunmaktadır arkadaşlar. Dar açıda geniş açılı olmasının bir farkından gelişiyor. Dikli merkezi deyince azıcık düşünce diklerin. Bir diktir, iki diktir, üç diktir, on üç diktir. Dik açılı üçgenin diklik merkezi neredeymiş? Dikin köşesi. B'den inen yükseklik nasıl iner? İçeri inmez çünkü geniş açılı yükseklik nereye iner? Dışarı iner bakın. Bildiğiniz şu anda ben üçgen. Yüksekleri inecektir, dışarı inecektir. Normalde kesişmedi. Kesişen neler? O diklerin uzantıları. Yani mesela bu diki devam ettirirsem, sonra bu diki devam ettirirsem, sonra bu diki devam ettirirsem arkadaşlar bunlar tam şurada. Kaç açılı üçgenin, şu üçgenin diklik merkezi geniş açının arkasında bir noktada kesişti. Bu üçgenin de diklik merkezi neresidir o zaman bu üçgenin diklik merkezi arkadaşlar? Genişin arkası yani B'dir. Üçgenin diklik merkezi neresi? Bak şu üçgenin diklik merkezi şu genişin arkası. O zaman C'de neyin diklik merkezidir? Kabın. Tamamına baktığınızda sanki şunu göreceksiniz. Yani bu üçgenin diklik merkezi ortada oluyor diye bakın. KBC bir dar açı üçgen olmuş oldu. A da onun diklik merkezi oldu. Bu çevrel. Yarı çap bizlere kutlu olsun. Yarı çap bizlere kutlu olsun. İşte buna bir kiriş. Ve kirişte merkezden kirişe dikinersem kirişi iki eşit parçaya bölerim. Nedeni zaten belli bak. Dikinersen ikizkenar var zaten. Dikinersem ikiye bölerim. Peki bu dik inen uzunluğu yukarı devam ettirirsek köşeden geçmek zorunda mıdır? Hayır. Buna orta dikme diyoruz bak. Orta dikme. Orta dikme. Köşeye gidecek diye bir şey yok. Köşeye gitse hep ikizkenar olur. Eşkenar üçgene döner bu. Bakın. Orta dikme. Bir saniye. Orta dikme. Zaten bunun diğer adı. Kenar orta dikmelerin kesim noktası. Hı. Çevrel çemberin merkezi hipotenüs üzerindedir. Hatta çapı gören masum körü 90'dır. Çevrel çemberin merkezi o açının karşı tarafı. Yarı çap bizlere kutlu olsun. Yarı çap bizlere kutlu olsun. Buradan kirişe dikinersem ne yapar? İkiye böler. Buradan kirişe inersem ne yapar? İkiye böler kenara. Buradan kenara dikinersem ne yapar? O kenarı ikiye böler. Neden? 2'ye 1 olayı var. Ona dik olan da 2'ye 1 oldu aslında. Bura ne oldu? 90. 3'e 1. 3'e 1. Yani 3 dikeye 1 yatar. O zaman 1 yatağı 3 dikeye gidecek. O zaman gidecek 3 yatağı 1 dikeye. Şöyle mi gidecek? Şöyle mi? Bak anlaşılıyor zaten. Bak dik olması için. Şöyle gideceği belli. Ama nasıl gideceğini anlaman gerektiğinden. 1'e 3 olunca bu da 1'e 3. Bak. Tamam. Düz. Buna dik inin desem A'dan nasıl inersiniz? Herkes şunu gösterebilir diye düşünüyorum. Ne oldu? C'den dikinmek istesem. Bu nasıl gidiyor eğim olarak? 1-1-1-1-1. Ona dik olan doğru nasıl gitmeli arkadaşlar? Dik. O da yine birebir eğimi. Bak tak. Diklerin kesiştiği nokta diklik merkezi. Öyle bir dikineyim ikiye bölsün. Peki oranın tam ortası burasıysa oraya tam ortadan dikmesi lazım. Bu birebir geldi. Çünkü ona dik olan doğru da nasıl olmalı? Yine birebir gitmesi lazım. Şöyle bir doğru. Aşağının orta noktası neresi aşağıdaki kenarın? Şurası. Peki oradan da dik olması lazım. Bakın. Oradan da dik oldu. Fark ettiniz mi? Yine orta dikme oldu. Orta dikme. Bakın. Orta dikme. Çünkü merkezden kirişe dik inerse ikiye böler.